Şimdi insanlar Allah'ın rızasını kavramını bilmiyorlarsa, teknik olarak biliyorlar ama yaşanabilir görmüyorlarsa bizi anlamakta biraz zorlanabilirler. Bizi diğer belki daha dindar gruplardan, arkadaş gruplarından ya da sivil toplum örgütlerinden birazcık ayıran bir şey, biz Kur'an'ın yaşanabilir olduğuna inanıp Kur'an'ı yaşamakta müthiş titizlik gösteren insanlarız. Mesela Allah Kur'an'da diyor ki müminler birbirlerinin velisidir. Veli ne demek? Öz kardeşten öte bir şey. Yani ona her şeyle sahip çıkmak. Bizim inancımızda, bizim aramızdaki yaşantı da böyledir. Tüm dünyada böyle olsun istiyoruz. Siz benim velimsiniz, ben sizin velinizim. İsmail Hocam benim velim, ben o benim, ben onun. Yani bir darı varsa, bir sıkıntısı varsa, bir yokluğu varsa. Yani ben merkezli yaşamayan insanlarız biz. Ama insanlar materyalist bakıyorsa dünyaya, Darwinist bakıyorlarsa ya da klasik hani menfaatleri ölçüsünde bakıyorlarsa ya mutlaka bunun arkasında bir şey vardır diyorlar. Bunun arkasında bir şey yok. Bunun arkasında sadece Allah sevgisi, Allah korkusu ve Allah'ın güzel ahlakına titizlik gösterme var. O yüzden biz Kur'an'a baktığımda ben şunu görüyorum. Allah ayette diyor ki yeryüzünde zayıf bırakılmış kadınlar ve çocuklar varken neden bunların adına mücadele etmiyorsunuz? Bir. Sonra Allah ayette diyor ki yerlerinde oturanlarla Allah yollarında malıyla canıyla cehd edenler yani gayret gösterenler bir olmazlar. Allah hepsine cenneti vaat etmiştir. Ama gayret edenlere daha üstlük güzellikler vaat etmiştir. Bu da iki. O zaman ben ne yapmak zorundayım? Oturabilirim, günlük hayatımı da devam ettirebilirim. Eğitimim yerinde, işime giderim, gelirim vesaire. Ama o değil. Şu anda dünya acı içinde. Allah yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar, Allah'ın dini hakim oluncaya kadar gayret edin diyor. Bu gayret bizimkisi. Bu gayreti nasıl yapıyoruz? İlmi yöntemlerle yapıyoruz. Allah'ı anlatıyoruz, konferanslar düzenliyoruz, kitaplar basılıyor, internet siteleri hazırlanıyor. Aynı ülküde, aynı inançta, aynı temizlikte olan bir insanların da birbirini sevmesi, birlikte olmak istemesi, ayrılmak istememesi, aynı evde kalmak istemesi, aynı masada yemek yemek istemesi son derece doğal bir şey. Bir de bu zaten aslında Anadolu'nun ruhunda olan bir şey. Yani Anadolu ruhu da böyledir zaten. Bu bizim örfümüzde, geleneğimizde olan bir şey de biraz unutulmuş. Biraz belki kapitalizmin etkisiyle, materyalizmin etkisiyle arka plana atılmış şeyleri. Tıpkı Peygamberimizin döneminde olduğu gibi güzellikle, sevgiyle, sevecenlikle öne çıkarılmış.